Evet, Elna Sarım'da bütün tedavileri tamamladık. Siz bu hafta eğer rastladıysanız bölüm bölüm seyrettiniz. Dişlerinde kırıklar vardı, film fotoğraflardan bakarız. Kırıklar vardı, kırıkları tamir edildi, aralıkları düzeldi, dişler daha beyaz hale geldi. Lazerle dezenfeksiyonlar yapıldı. Ve dişin özünü koruyarak yaptığımız için bonding yöntemleriyle diş zarar görmedi, bitti. Ve güzel bir gülüş tasarımı oldu. Gülümseyin. Bakın gayet doğal, güzel bir diş olduğu bu şekilde. Şimdi, sağ ol, teşekkür ederim. Güzel bir gülüş tasarımı oldu dedim. Ancak insanlar şunu karıştırıyorlar, bonding ile küçük işlemler yapılıyor. Eğer detaylı bir gülüş tasarımı istiyorsak muhakkak lamineler yapmak lazım, kendi dişimizse. Eğer önceden yapılmış kaplamalarımız varsa, lamine malzemesiyle yeni kaplamalar, yeni gülüş tasarımı yapmak lazım. Gülüş tasarımı insanı daha güzel gösterir. Daha genç gösterir. Beyefendiler yaptırıyorsa daha yakışıklı gösterir. Beyler yaptırıyorsa kelimesinin altını çiziyorum. Hanımlar kendine bakıyor bir şekilde. Ancak bilmeniz gereken konu şu, beylerin de kendine bakması lazım. Artık devir değişti. Herkesin kendine bakması lazım. Sağlıklı görünmesi lazım. Kendine saygısı olsun ve insanların kişiye saygısı olsun diye. Tedaviler bitti, hanımefendi bana bir soru sordu. Hanımefendi biliyorsunuz, bilmiyorsunuz veya İran'dan geliyor. İran'dan geldiği için İran'da doktor arkadaşımız implant yapmış. Dedi ki, Çağdaş Bey, implantlarımın üzerine yapar mısın? Alçaya da, bakın şöyle duralım. Alçaya da İranlı meslektaşımız hanımefendiye implant koymuş. Bakın implantın vidası görünüyor. İmplantın vidası görünüyor, üzerine dişini yap dedi. Bu konuya değinmişken, öncelikle belirtiyorum, yapamayacağım. Niye yapamayacağım? Çünkü birincisi doktor arkadaş başlamış. Doktor arkadaş da derse devam edecek. Güzel bir şey. Zaten devam edecekmiş. O konuda problem yok. İkinci konu şu. Ülkemizde 100'ü aşkın implant markası var. Dünyada 1000'i aşkın implant markası var. Hanımefendi, kendine ne implant yaptırıldığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kendine ne implant yapıldığını bilmiyor marka olarak. Bilseydi belki araştırırdın. Onun üzerine takılacak parçalar var. İmplant vidasıdır. İmplantın üzerine abutment diye bir parça takılır. Onun da üzerine diş yapılır. İmplantın üzerine yapılan abutment her firmada farklıdır. Onun tornavidası her firmada farklıdır. Ölçü firmaları her firmada farklıdır. Dünyada kendini ispatlamış aşağı yukarı 5 implant firması var. Onun haricindeki firmalar, bazen merdiven altı firmalar bile var. Çünkü implant dediği titanyum, onu torna tezgahıyla işleyip kendi markalarıyla üreten birçok firma var. Sizlere kişisel önerim şu. İmplant yaptırırken dikkat etmeniz gereken 3 nokta var. Birincisi, işi iyi bilen, bu konuda tecrübesi olan bir diş hekimine implant yaptırmanız lazım. İmplant çocuk oyuncağı değil. İranlı arkadaş güzel, eline sağlık, çok güzel yapmış. Tam yerine koymuş. Hanımefendinin sızlaması yok, bir şey yok. Ancak kötü yapılan bir implant tedavisi insanın canından can alır. Herhangi bir yanlış bir sinire gelebilir. Problem olur. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Hep söylüyorum, ülkemiz diş hekimleri konusunda çok becerili. O yüzden rahatlıkla kendinizi Türk diş hekimlerine emanet edebilirsiniz. İkinci konu, hekimizin kullanacağı implantın markasını ve menşeini bilmeniz lazım. Bunu sormak ayıp değil. Lütfen sorun, doktor bey hangi implantı yapıyorsunuz? Bazen de implantların kendi içinde serileri oluyor. Hangi implantı, hangi serisini yapıyorsunuz diye sormanız lazım. Çünkü bu sizin vücudunuza konulacak ve senelerce duracak bir şey. O yüzden ne yapıldığını çok iyi bilmeniz lazım. Üçüncü konu ne? Çok detaylı planlama ile implant yapmak lazım. Baştan sonucu bilerek planlarsanız eğer tedaviyi başarılı geçer. Yani baştan bir tane implantta çok zorluk yok ama eğer diyelim ki ağızda hiç diş yok, 6 tane implant yapılacak. İmplantların birbirlerine göre açılarını iyi ayarlamak lazım. Hepsi paralel olacak mümkünse birbirine. Üzerine gelecek diş açıları, duruş açıları, kemiğin açıları, implantların çapları, implantların boyları, bunlar çok önemli. O yüzden detaylı planlama lazım. Güzel doktoru seçtik. Güzel doktor iyi implantı seçti. Bir de güzel planlayıp yaptı, o zaman sorunsuz bir implant olur. İmplant can yakar mı? Yakmaz, düzgün yapılırsa. İmplantın bir tanesi aşağı yukarı 5 dakika sürer. Ancak
5 dakikada çoğu zaman üzerine dişi takamazsın. Niye? Kemik hücrelerinin implantı sarması beklenir. Genelde implant koyulup yaklaşık 2 ay beklenir. Bazı durumlarda kişinin kemiği olmayabilir. Çünkü kemik içine yapılıyor implant biliyorsunuz. O zaman kemik desteği yöntemlerinden faydalanmak gerekebilir. Faydalandığın zaman bu süreler artar. Bazen 6 aylara kadar çıkabilir. O yüzden sizin için doğru tedavi alternatifini diş hekiminiz belirleyecek. Sonuçta implantlar yapılıyor. İmplantların üzerine yapılan gülüş tasarımı da aynı derecede önemli. Çünkü insanlar nedir? İmplant binanın temeli sağlam olsun ama üzerine de güzel bir bina çıksın isteriz. Gülüş tasarımı konusu çok önemli bir konu. Gülüş tasarımı kişinin yüz şekline, dudağına, yaşına ve cinsiyetine göre yapılır. O yüzden gülüş tasarımında, implant üstü gülüş tasarımında önemli kriterler vardır. Diş hekiminiz bunu size anlatacak, gösterecek. Nedir? Metal desteksiz malzemeler kullanmak lazım. Ön bölgelerde tercihen içinde metal desteği olmayan abatmanlar kullanmak lazım gibi gibi. Bunlara daha sonraki programlara değineceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hanımefendi, gülüş tasarım bitti. Memnunsunuz umarım. Artık severek, rahatlıkla İran'a dönebilirsiniz. Buradan İranlı arkadaşlarımıza çok selam söylüyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Bye bye. Sağ olun.